Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı nefis bir kereviz salatası tarifiyle geldim. Çok lezzetli bir salata oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına geçiyorum. Bir tane orta boy kereviz, bir tane de elma kullanacağım. Ekşi elma kullanırsanız çok daha güzel olacaktır. Öncelikle yoğurtlu karışımını hazırlıyorum. Şöyle bir kase kadar susuz yoğurt ekledim. Dilerseniz içerisinde biraz da süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Üzerine 2 diş ezilmiş sarımsak ekliyorum. Çok az bir şey de tuz ekleyeceğim. Damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Sonrasında 2-3 yemek kaşığı kadar da mayonez ekliyorum. Ve bu yoğurtlu karışımı güzelce çırpıyorum. İlk önce yoğurtlu karışımı hazırlayıp sonrasında kerevizi rendelemenizi tavsiye ederim. Eğer kereviz beklerse hemen kararıyor çünkü. Evet, yoğurtlu karışımım hazır. Şimdi kabuklarını iyice soymuş olduğum ve yıkamış olduğum kerevizlerimi rendenin kalın tarafıyla rendeliyorum. Kerevizi pişirmeden çiğ bir şekilde hazırlayacağız. Kereviz sevmeyenler bile gerçekten bayılacak. Çok güzel, çok lezzetli oluyor. Evet, gördüğünüz gibi bir tane orta boy kerevizden bayağı bir çıkıyor. Oldukça bereketli oluyor. Şimdi bir tane yeşil elmayı da kabuklarıyla birlikte rendeliyorum. Elma içerisine inanılmaz yakışıyor. Daha fazla da ilave edebilirsiniz. Ben bir tane kullandım. Elmayı da rendeledikten sonra üzerine şöyle yarım çay bardağı kadar iri iri kıyılmış ceviz ekliyorum. Bir tutam ince kıyılmış dereotu ekliyorum. Son olarak hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdu da üzerine ilave edeceğim. Ve güzelce karıştırdıktan sonra bu nefis salatamız servis için hazır. Ben çok seviyorum bu salatayı. Kerevizin tam zamanıyken mutlaka deneyin. Gerçekten kereviz sevmeyenler bile bu tarife bayılacak. Eğer bu aşamada kıvamı baktınız çok katı oldu. Çok az bir şey su koyarak kıvamını çok az açabilirsiniz. Çok fazla katı olunca da çok güzel olmuyor. Hafif böyle sulu olursa çok daha güzel olacaktır. Güzelce karıştırdıktan sonra uygun bir servis tabağına koyuyorum. Üzerine ben biraz zeytinyağı gezdirdim. Biraz da ceviz serpiştirdim. Dilerseniz kırmızı toz biberle yağı kavurup üzerine gezdirebilirsiniz. Evet, servis tabağıma aldığım şöyle 1-2 kaşık kadar da zeytinyağı gezdirdikten sonra artık bu nefis salatamız servis için hazır. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok salata tarifi, kek tarifi, börek tarifi ve birbirinden güzel çay saati ikramları kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Tarifle alakalı aklınıza takılan sorular varsa onları da bana yorumlardan yazın. Fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.